Merhaba sevgili izleyiciler ve yayınımıza devam ediyoruz. Evet, toparlayacak olursak 6 Kasım'da 22-23'te bir dolunay gerçekleşti Boğa burcunda ve Türkiye ve Kıbrıs saatiyle 0:23'te 7 Kasım 0:23'te oluştu. Değer yargılarımızla ilgiliydi, sahip olduklarımızla ilgiliydi. Kimlerin hayatımızda kalmasını istiyoruz, kimlerin hayatımızdan artık gitmesi gerekiyor. Bizlere istediğimiz değeri, güveni ve güvenceyi vermiyor. Bunları gözden geçirdik, ikilemler yaşadık. Hayatımızda bir takım şeyler sonuçlandı, sonlanıyor. Daha önceleri başlattığımız işler yavaşça halloluyor. 2 hafta önceleri bir takım işlerde yer almışsanız, bir takım başlangıçlar yapmışsanız ki 2 hafta önce bir güneş tutulmamız vardı. Onunla ilgili bir takım şeylerin aydınlığa çıktığı zamanlardır. Yeni aylar başlangıçlardır. Dolunaylar aydınlığa çıktığı zamanlardır, bazı şeylerin netlik kazandığı, tamamlandığı, olgunlaştığı zamanlardır. Sizler de yaptığınız tüm işlerde önümüzdeki 2 hafta içerisinde bir takım başarılar elde edebileceğiniz gibi, eğer olumsuzsa, olmaması gerekiyorsa yine sorunlar oluşabilir. Fakat enerjilere dikkat ediyorsunuz, ikilemler yaşayabilirsiniz. Duygusal çalkantıların da yaşanacağı bir süreç olabilir. Özellikle ilişkilerin oldukça fazla önem kazanacağı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Hak ettiğiniz değeri görebiliyor musunuz? Venüs devrede olacak. Boğanın gezegeni, terazinin gezegeni yine dolunayın oluşacağı saatte Venüs'ün oldukça fazla belirgin olması yine ikili ve sosyal ilişkilerde, evliliklerde, parayla ilgili konularda bir takım sıkıntılar, sorunlar oluşabileceği için sizler de yapacağınız tüm girişimlerde, diyalog içerisinde olduğunuz kişilerle, iletişim içerisinde olduğunuz kişilere dikkat ediyorsunuz. Hayatınızda olmasını istediğiniz kişilerle daha sıcak ilişkiler kurarken artık sizler için çok fazla önem teşkil etmeyen, hayatınızda olmasını istemediğiniz kişilerden de yavaşça kendi iyiliğiniz için uzaklaşmanız gerekebilir. Yine akrep sahip olmakla, kaybetmekle ilgili olduğu için boğa sahip olduklarına sıkı sıkıya tutunmak isterken akrep burcu değişiklik ister. Sizler de bu enerjiye oldukça fazla sahip olabilirsiniz. Değer yargılarınızı gözden geçiriyorsunuz. Hangi şeylerin hayatınızda kalması gerektiğini gözden geçiriyorsunuz. Kim için kimden vazgeçiyorsunuz? Unutmayın, değişiklik isteyebilirsiniz. Bir anda kendinizi sevgisiz, mutsuz hissedebilirsiniz. Birilerinden vazgeçebilirsiniz. Fakat unutmamanız gereken çok önemli bir şey var. Biraz önce de söylediğim gibi, kimin için kimden vazgeçiyorsunuz? Bunu iyice düşünün ve yanlış kararlar almayın. Unutmayın, sizler çok değerli kişilersiniz ve birlikte olacağınız kişilerin de sizlere hak ettiğiniz değeri vermesini isteyebilirsiniz ve hak ediyorsunuz da. Önümüzdeki günlerde yine nasıl bir enerji içerisindeyiz? 9 Kasım'a dikkat ediyorsunuz. Venüs-Jüpiter karesi var ve abartıya kaçmayla ilgili, bu aşkla ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir. 9 Kasım civarında, 8-9-10 Kasım civarlarında fazla abartıya kaçmamaya dikkat edin. Özellikle aşkınızla ilgili, ilişkileriniz, parayla ilgili, zevk, sefa ile ilgili alanlarda çok fazla abartıya kaçmamaya, bazı şeyleri abartmamaya özen gösterin. Kıskançlıklar, bir takım ilişkilerde zorluklar, güç savaşları yer alabilir. Bunun hemen arkasından 10-11-12 Kasım'da yine güç savaşlarının oldukça fazla yoğun olacağı bir sürecin içerisine giriyoruz. Kazalara çok fazla açığız. Kazalar, sakarlıklar, güç savaşları, sinir, öfke ile ilgili bazı negatif enerjiler gündeme gelebilir. Yine beklenmedik çıkışlar, ani öfke patlamaları yer alabilir. Demek ki 9'una dikkat ediyoruz. 9, 10, 11, 12 Kasım birazcık riskli ilişkiler açısından, ani öfke patlamaları, ani girişimler, güç savaşları açısından biraz riskli olabilir. Evet sevgili izleyiciler, bizler Londra Haber Magazin ekibi olarak sizlere şans, mutluluk ve başarı diliyoruz. Önümüzdeki günlerde hak ettiğiniz değeri görmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.